nasıl geçti? Bence güzel geçti. Ben biraz uyumuşum. Ne? Bugün o kadar olaylıydı ki gerçekten ağlayacaktım ya. Fakülte göründü. İniyoruz ama arada demirlik var arkadaşlar. Fakülte kapalı. Allah kahretmesin. Yanımda sadece sınav giriş belgem ve kimliğim var. Fakülte kapalı. Arkadaşlar günaydın. Bugün deneme sınavı var. Türkiye geneli. Şimdi saat 7.30 evden çıkacağım. Biraz erken çıkıyorum. Çünkü sınav yerim İstanbul Üniversitesi çıktı. Ve şansa ya hepimiz aslında Fatih seçtiğimiz için arkadaşlarımla hepimizin İstanbul Üniversitesi ve farklı fakülteler çıktı. Şimdi gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Neden bilmiyorum. Gerçekten sanki normal YKS'ymiş gibi. Ve uyuyamadım bile. Yani tuhaf bir heyecanım var. Böyle şimdi çıkacağız. Hepinizi öpüyorum. Sınavdan sonra görüşürüz. Kalp yüklemeniz gerçekleşti. Şefe sınavın nasıl geçti? Bence güzel geçti. Hatta bu yılın en güzel geçen sınavıydı. Gerçekten mi? Evet, seneye görüşürüz esprisi yapayım mı? Hayır. Tamam, boş ver. Güle güle. Görüşürüz. Sıfırcı sınavın nasıl geçti? Ben biraz uyumuşum. Ne? Bir belli suratından sanki. Ben biraz uyuyakalmışım Türkçeden sonra. Son yarım saati kalktım biraz. Bir şeyler işaretledim. Yine de güzel geçti. Arkadaşlarımı gördüm. Bu arada ben bir kız gördüm. O bende işte. Yok, poşeti vardı elinde. Poşette Pepsi Max ile cips vardı. Sınavda mı yemiş? Onu anlamadım. Ya ben de anlamadım. Telefon yasak değil dediler bize. Ebrar'ı da getirdik buraya boşu boşuna. Özür dileriz Ebrar. Şu an arkadaşlar şeye gidiyoruz. Işık çok kötü. Sirkeciye gidiyoruz. Ebrar box malzemeleri almaya. Arkadaşlar Ebrar'ın box malzemecisi kapalıydı. 2 Ocağı kadar açılmayacakmış. Şu Ebrar'ın 2 hafta sonra maçı var. Şu an acil bir şeyler alması gerekiyor. Şu an 2 hafta demedim mi? Şu an yemek almaya gidiyoruz. Yemek yedikten sonra Ebrar'a başka bir yer bulacağız. Selam. Arkadaşlar eve geldim. Saat bu arada 18.17. Odam dehşet dağınık. İlginç bir günün ardından size storyler anlatacağım. Neyse ki kırılmadım. Teşekkür ederim. Bugün o kadar olaylıydı ki gerçekten stresten ağlayacaktım yara. Beni bıraksaydılar orada arkadaşım. Oturup ağlamıştım. O kadar sinir bozucu bir şeydi. Ya sinir bozucu değil aslında. Saçma bir olay yaşadım. O yüzden sinirlendim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Artık sınava girmeyeceğim modundayım. Ya zaten bu arada hani Türkiye geneli olması önemliydi. Hani sınava girmek tabii ki istiyordum. Hatta tüm arkadaş grubumu zorla ben soktum. Ama bu gerçekten YKS günü yaşansaydı gerçekten çok korkunç bir şey olurdu. Aklıma o geliyor. İki YKS günü değil falan diyorum. Bugün içinde çok kafaya takılacak bir şey değildi ama ister istemez panik oldum. Çünkü şimdi anlatacağım neden panik oldum. Ben kağıtta yazan adrese göre, benim sınav giriş kağıdında yazan adrese göre Google'dan işte bakıyorum, tamam mı? Nerede, ne falan diye. Bu arada İstanbul Üniversitesi çıktı bize. İstanbul Üniversitesi'nin farklı fakültelere çıktı hepimize. Daha önce İstanbul Üniversitesi'nin orada diş şeylerinin karşısında Trolleybüs diye bir tane kütüphane var. Daha önce oraya gittik, tamam mı? Biz oradayken işte iletişim, iktisatı vesaire görmüştük. Birçok fakülte orada yan yana. Arkadaşlarımın fakülteleri de onlar, tamam mı? Herkes oralar çıkmış. Biz zaten Trolleybüs'e gittiğimizde görmüştük. Şöyle böyle şu şurada bu burada biliyoruz zaten. Ben de haritadan bakıyorum buna, hani diğerlerinin yerlerine göre. Benimki de onların hafif çaprazında görünüyor. Kağıtta yazan adrese göre, tamam mı? Ondan sonra ben o adrese göre bakıyorum. Gayet normal her şey. Sonra ki tamam, benimki sizinki solda, benimki de işte sağda. Yakınmış zaten falan. İşte orada da bir tane kafe bulduk. İstanbul Üniversitesi'nde okuyan bir tane arkadaşıma sorduk. Orada da bir tane kafe bulduk. Kardeşim gelip eşyalarımıza bakacaktı. Onu da oraya oturturuz falan. Her şey okey. Sonra bugün gittik.
Bugün ilk facia Gül'ün uyuyakalmasıyla başladı. Biz işte tam saatinde çıktık, gayet okey. Sonra Gül bana dedi ki ben biraz geç kalacağım deyince biz metroya bindik, bekledik. Ama ben unuttum. Normalde gerçekten hep Gül'ü bekleyip biniyorum metroya. Çünkü Gül... Özür dilerim. Ama Gül yol bilmiyor. Gerçekten yol bilmiyor, metro kullanmasını bilmiyor. Ve ben bunu sabah unutup sınav şeyiyle... Bu arada uyuyamadım da, çok da heyecanlıydım. Çok alakasız, neden bilmiyorum. Ara sıra böyle şeyler oluyor. Ben Gül'ü dedim ki Gül bizden sonra binersin bir sonraki metroya falan. Çünkü 5 dakika dedi. Ama o kadar fazla geç kaldı ki. Biz Gül'ü bayağı yarım saat falan bekledik. Neyse ben metroya bindim. Sonra Gül yok sen bu durakta değil misin? Şöyle böyle... diyorum ki hayır Gül ben bindim. Buradan bineceksin. İşte ama anlatamıyorum. Nerede olduğumu soruyor. Nerede olduğumu söylüyorum. O durağı da bilmiyor. Asla böyle anlaşamıyoruz. Gül'e tarif etmeye çalışıyorum. Gül bu yönden bineceksin. Diğer yön değil falan. İşte akbil bastıktan sonra sağa gideceksin falan diye anlatıyorum. Asla anlayamıyor. Ve o kadar telaşlandırdı ki beni gelemeyecek diye. Gerçekten stres oldum. Sürekli Gül'le konuşuyorum. Sonra biz onu indik. Yeni kapıda bekliyoruz. İşte oradan bir durak Veznecilere geçeceğiz. Hacı Osman tarafına binip Veznecilere geçeceğiz. Orada zaten İstanbul Üniversitesi fakülteleri. Neyse. Çok yoruldum. Ondan sonra ama biz o Hacı Osman'dan aktarma yaparsak Veznecilere Gül asla orayı bulamaz. O yüzden yeni kapıda bağlı kaldık, tamam mı? Gül'ü beklemek zorundayız. Gidip fakülteme de bakmak istiyorum. Neyse Gül'ü bekledik, geldi etti falan. Onun stresi ayrıydı gerçekten, Gül gelene kadar canım çıktı, gelemeyecek zannettim çünkü. Sonra biz Veznecilere aktarma yaptık. Neyse geldik. Sonra biz işte toplandık. Ebrar'a telefonları verelim. Ebrar'ı şu kafeye oturturalım. Sonra dağılalım planı yapıyoruz. O sırada da Ayşe kendi fakültesine bakmaya gitmişti. O yanımıza gelecekti. O farklı bir yolla geliyor çünkü. Ondan sonra biz de işte orada tam konuşurken Hasan ve Burcu bir anda gitmeye karar verdiler. Ve tüm eşyalarını bırakıp Eylül'e böyle attılar çantaya ve yok oldular. Birden gittiler. Çok alakasız, saatler 9'a gelmemişti bu arada. Bir anda kayboldular. Onlar ayrı olay yaşamış, biz ayrı bir olay. Sonra bizimkini anlatıyorum önce. Ben kendi fakültemi bulmaya çalışıyorum. Yok, göremiyorum. Adrese bakıyorum. O adresin bulunduğu yerde yok. Kağıtta yazan adreste. Asla yok. Bulamıyorum. Ayşegül'ü arıyorum. Ayşegül yok. Fakültem burada değil. Nerede sınava gireceğim? Delirmek üzereyim. Ebrar'ı bırakacağımız kafeyi söyledik artık Burcu'lara. O kafeyi değiştiremez. Çünkü Burcu ve Hasan gitti. Onlara asla ulaşamayacağız. Ebrar o kafeye oturtmak zorundayım ama ben telefonsuz hiçbir yere gidemem. Fakültem o kadar uzakta. Yarım saat mesafe, yarım saat uzaklık mesafesinde ta işte Veznecilerden Saraçhane'nin oraya, işte Vefa Bozacısı'nın oraya kadar falan indik yani. O kadar ayrı bir yerde. İşte o kağıtta yazan adres de yok. İşte diyorum ben Eylül'süz, telefonsuz gidemem ama Eylül'ü buraya bırakmamız gerekiyor. Ayşegül dedi ki bekle geliyorum dedi. Geldi sonra dedi ki ben bırakayım. Ben işte kabul etmiyorum. Çünkü beni bıraksalar yol yarım saat, saat tam 9. Yarım saatlik yok. Bunlar bir daha tekrar dönecekler. Onlar yetişemeyebilir bu sefer. Çok saçma bir fikir. İstemiyorum. Yok, girmeyeyim sınava moduna girdim artık. İyi ki bu yakasa değildi. Kafayı yerdim. Sonra diyorum Allah'ım keşke babam bıraksaydı. Babama diyorum ki baba sen bırakma. Biz metroyla daha rahat gideriz. Hani Veznacılar araba girmesi çok sıkıntı çünkü. Ona da bıraktırtmadım. Allah'ım diyorum ne yapacağız? Kafayı yiyeceğim. Ayşegül'ü tutturdu. Hayır diyor, gideceğiz. Ve Gül'ün de orada okuldan bir arkadaşı geldi. Ona da çok teşekkür ederim. O da bizim hata oraya kadar geldi. Sonra bunlar beni aldılar. Hep beraber oraya gittik. Ben işte navigasyonu açtım. Ayşegül babasını arıyor falan. Babası biliyormuş herhalde. Ona soruyor. O gerçekten tam düzgün tarif etti. Sonra biz arıyoruz ediyoruz. Yok çarşıya marşıya sokuyor bizi navigasyon. Saçma sapan bir yerlere. Saçma sapan bir yerlerdeyiz. Neyse sonra böyle fakülte göründü. İniyoruz ama arada demirlik var arkadaşlar. E5 yol buradan oradan, arada kocaman bir demirlik var ama asla kesilmiyor. Demirlik aşağıda kesilir diye aşağı yürü ama koşarak yürüyoruz böyle. O kadar dehşet bir yerdeyiz ki hepimiz kanter içinde kaldık, böyle koşturuyoruz çünkü. Ondan sonra aşağı indik, kapı yok, biri dedi yok yukarıdan gideceksiniz, biz geri yukarı ta yokuştu bir de yukarı tırman koş. Ondan sonra okul artık gördük ya, ben dedim ki buradan sonrası ben gideyim ya, Ayşegül gidebilir misin falan diye sordu. O kadar bıraktılar ki tekrar teşekkür ederim. Gerçekten onlar orada olmasaydı asla girmezdim sınava. Sonra ben dedim ki buradan sonrasını hallederim. Onlar gitti ama aklım onlarda, işte Ayşegül'le Gül'ün arkadaşı sınava gidebilecek mi, yetişebilecekler mi, işte Eylül'e oturacaklar mı, Eylül kafede ne yapacak falan. Ben kafayı yemek üzereyim. Gidiyorum, fakülte kapalı.
Allah kahretmesin, yanımda sadece sınav giriş belgem ve kimliğim var. Fakülte kapalı. Allah'ım diyorum, ya Rabbim ne yapacağım? Fakülte neden kapalı? Kafayı yiyeceğim. Artık geri döneceğim yani. Bakıyorum etrafa, insanları göremiyorum. Söyleyeyim ki bir aşağı doğru inmersem 3 tane bloktan oluşuyormuş o fakülte. Ta böyle buradaki girişten böyle aşağıdaki girişe falan. Böyle aşağı kocaman yürüdü yürü. Kocaman bir sıra gördüm ve rahatladım. Neyse ki sıraya girdim işte. 100 saat sırada bekledik ettik böyle. İnsanlar arkama sohbet ediyor. Ben böyle pijamalarımla gelmişim artık yani. Yılbaşı umurumda bile değil. Herkes böyle herhalde oradan çıktıktan sonra yılbaşı kutlayacaklar. Biri diyor ki eyelinerim nasıl olmuş falan diye arkadaşına soruyor. Böyle ben orada tek sefil duruyorum orada. Ondan sonra. Ama öldüm. Tokam. Ayşegül'den toka istemiştim. Sabah toka bulamadım. Toka Ayşegül'de kaldı. Su almadım. Susuzluktan ölüyorum. Koşturduğumuz için kanter içinde kalmışım. İğrenç bir haldeyim yani. İğrenç bir halde o sınavı çözdüm. Türkçem böyle ortalama geçti. Sosyal de böyle idare ederdi bazı soruları hariç. Matematik zordu. Efendim normal geçti yani. Bilmiyorum artık ne yaptıysam. Fizik falan yapabildim. Böyle bir tuhaf bir sınavdı. Gözetmen işte bizimle sohbet etmeye falan başladı ilk başta. Böyle işte sınav tarihini falan sordu. İşte biri söyledi. Nisan mı falan dedi. Bize diyor ki Haziran'da. Diyor ki yaz vakti sınav mı olur falan. Bizim zamanımızda Mart'ta Nisan'daydı falan filan. Ondan sonra... Ben de bir de bu arada en ön sırada oturuyordum. Gözetmenle dip dibe ve hoşlanmam en önde oturmaktan. Hep en arka çıksın diye dua ederim ve geçen sene öyleydi. Yok, MSÖ'de öyleydi geçen sene. Öyle geçti, bitti. Sonra çıkıp gittim. Sonra çıktıktan sonra bu arada Burcu'yu kaybettik. Allah'ım süper bir gün. Çıktım Ebru'nun yanına gittim. Sonra kızlar gelmemişti falan. Ebru zaten ölmüş sıkıntıdan. İşte kafede müzik çaldığı için ders falan çalışamamış. Neyse. Ondan sonra herkes geldi, Burcu yok. Hasan'la Burcu mimarlık fakültesinde orada anlaşmış. Kimse mimarlık fakültesinde değil ama ikisinin ortak yeriymiş herhalde. Burada buluşalım diye anlaşmışlar, tamam mı? Ondan sonra Hasan onu orada 20 dakika falan beklemiş ve Burcu hiçbir şekilde gelmemiş. Gelmeyince Hasan da bizim yanımıza gelmiş ki hani telefon falan alayım bizimle yani bir şey yapsın. Ondan sonra dönsünler ki şey... Hayır, dönelim ki hep beraber Burcu'yu bulalım. Yürüyoruz, ediyoruz, bulamıyoruz Burcu'yu. Derslerden başka birilerini bulduk. Sınava girecek, onlara soruyoruz işte Burcu'yu gördünüz mü falan. Onlar diyorlar az önce görmüştük, Burcu mu kayıp şöyle böyle. Burcu neredeymiş arkadaşlar? Efe ile karşılaşmış. Efe ile sohbet ede başka şey kafeye gitmiş işte. Biz orada mıyız falan filan diye. Abi o kafeye gitmeyecektik bile yani. Farklı bir kafeye üzerine anlaşmıştık. Kafayı yiyeceğim. Sonra bunlar da sabah bizden ayrılınca yaşadıkları şey. Hasan giriş belgesini kaybediyor. Ebrar'ı oturtacağımız kafeye geliyorlar. Ama Ebrar orada yok. Çünkü arkadaşlar neredeler? Beni bırakmaya geldiler tabii ki. Beni fakülteme götürmeye çalışıyorlar. Sonra bunlar kırtasiyeye gitmişler. Yanlarında para mara yok. Abiden rica etmişler. İşte sınav giriş belgesini öyle çıkartmış ve içeri girmiş. Girmişler işte artık. Öyle tuhaf bir sınav giriş belgesi kaybı olmuş. Nerede olduklarını bilmiyorlar. Saati bilmiyorlar. Her şey tuhaftı gerçekten. Öyle. Bu arada içeri telefon, kimlik, her şeyi sokabiliyormuşuz. Ebrar'ı saatlerce orada başına tuttuk. Saatlerce o kadar strese girdim yani işte telefonsuz, navigasyonsuz gidemem edemem diye. İçeri sokan oldu. Ya ben şok oldum yani. YKS provasının aynısı deyince ve o uyarılarda yazınca bende hiçbir şey yok. Yani küpelerimi falan bile çıkarttım. Bu arada hala takmadım. Şu an aklıma geldi. Küpelerimi falan bile çıkarttım. Her şeyimi çıkarttım. Telefonu hiçbir şey almadım. Ve sokulabiliyormuş yani. Gayet izin verdiler. O yüzden bir şaşırdım. Dedim bu kadar şey yoğunluğa, sıkıntıya gerek yokmuş gerçekten. Böyleydi. Umarım bu YKS'de yaşanmaz. Tuhaf bir deneyim olurdu. Sınavda umarım hepinizin güzel geçmiştir. Benim biraz tuhaf geçti. Yani bu olayların üzerine girince biraz yorucu oldu tabii ki. Umarım hepimizin iyi gelir ama. Öyle yani böyleydi. Sonra sınavdan çıktıktan sonra bu arada... Bugün için biz 100 bin tane yılbaşı planı yaptık bu arada. Hepsi iptal oldu. Ebru'nun bizle gelmesinin sebebi boksa gidiyor ve ondan da boks malzemesi almamız gerekiyordu. Onun için işte sirkeciye falan indik. Bunların hepsini videoya çektim bu arada. O yüzden anlatmayacağım bu kısımları. Sadece bu telaş kısmını çekemedik çünkü koşturarak yürüyorduk. Koştururken, fakülteye ararken gerçekten kameraya konuşsam arkadaşlarım beni orada döverdi. Arkadaşlar gerçek bir yılbaşı geleneğini gerçekleştiriyorum yine. Hep aynı koltukta, aynı şekilde. Bakın Muratcığım. Tabii ki arkadaşlar. O yüzden sirke izleyerek yılbaşını giriyoruz, yılbaşını geçiriyoruz. Bu bir gelenektir gerçekten. Bakın saat şu an. Ay pardon, WhatsApp'ımı gösterdim. Saat şu an
20.36 ya 8.30 olmuş saat. En son sizinle konuştuğumda 5.30'da falan eve geldim dedim ya 6.30'a doğru konuşmuştum kameradan. Yok aynen 6.06. O sırada dedemle oturuyorduk. Sonra dedem namaz kılacaktı. Ben de içeride size işte bugün olanları anlatmıştım. Sonra anneannemler falan geldi. Hep beraber akşam yemeği yedik. Ablam bunu kaçırdı. Abla ağla. Hep beraber akşam yemeği yedik. Çay falan içtik. Onlar şimdi kalktı. Annem falan da gitti. Ben de şu an tekim. O yüzden yılbaşı konsepti olarak O Ses Türkiye izlemeye karar verdim. Ve mesajlarıma bakacağım saatlerdir. Gün boyu telefonum bu arada şarjım bir de sonra kapanmıştı. Akşam geldim azıcık bir baktım. Sonra işte anneannemlerle otururken de şarja taktım. Şimdi mesajlarıma falan bakacağım. Ve O Ses Türkiye. Sizi de bilgilendireceğim. Aa bu arada az önce çok üzüldüm ya. Arkadaşım atınca bir bakayım dedim de 2 saniye buraya gelirken Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ayrılmış. Gerçekten tüm inancım kalmadı. Artık hiç kimsenin sevgisine yani bu ne? Arkadaşlar 4 yıllık ilişkileri bitmiş. Çok üzüldüm ya. Süper çiftlerdi bence. Ben bayılıyordum. Çok komiklerdi. O yüzden çok üzgünüm. Neyse kadar kısmet. Neyse 2023'e girerken tekrar çekeceğim. Beraber 2023'e girelim. Yani bu tarihe de alışmak çok zor olacak ya. Neyse yeni yıl için ajanda aldım bu arada. Size hemen göstermek istiyorum ve onu hemen kullanmak istiyorum. Bayılıyorum ajandalara ya. Arkadaşlar gelecekten sene ben bir mal olduğum için ajanda aldım ve bu süper günün ardına da ajandamın Malatya'ya sipariş verdim. Nasıl Malatya'ya sipariş verdim biliyor musunuz? Eylemlerim en yakın arkadaşlarından biri Malatya'da yaşıyor ve yılda ona bir kere hediye yolladığı için Trendyol'da da adresi kayıtlı benim Trendyol'umdan. Ve ben sürekli alışveriş yaptığımda Malatya'ya kendi adresimi seçsem de bu arada Malatya'ya Trendyol'a sesleniyorum. Lütfen bunu düzeltin. Eşyalarımı sürekli o kız bana geri Seda Sayan'ı küçükken çok severdim diyecektim. Kapandı. Neyse arkadaşlar Seda Sayan'ı çok küçükken çok severdim. Hatta onunla ilgili bir videom var. Aboneyiz, aboneyim şarkısını söylerken. Sonra ablam bunu herkese izledi. Dalga geçtiği için o video artık yok. Ben onu acaba sildim mi? Hangi klasör attım bilmiyorum ama hayatımın en güzel videosu yok. İşte benim stilimi izliyordum 5. sınıftan gelince ve kardeş şeyler vardı. Ayça'yla Nurcan herhalde. Onları da hatırlamıyorum. Onlar söylüyordu. Çok seviyordum ya. Ha? Onu söylemiş. Kaçırdım. Ah geceler söylemiş. Kaçırdım. Sen neler düşünüyorsun? Ya böyle konuşalım. İstedim ben de dönerdim. Beslem su. Batlı. Ne olur batlı ol.